Türkiye nereye gidiyor, nasıl bir yere, nasıl bir seçime gidiyor suali dünya nereye gidiyor'yu düşünürsek biraz ikincil olacak. Çünkü dünya öyle değişik bir yere gidiyor ki Türkiye bir an evvel aklını başına alıp toplanıp kendini hazırlaması lazım. Çok zor bir dünyaya gidiyoruz. Dünyada AI devrimi ya da ne diyeceksek adına o kadar almış başını gidiyor ki hiçbirimiz daha farkında değiliz. Hiçbirimiz ama. Yani şu anda aslında siyaset bu işi izin verseler, yani başıboş değil de biraz bıraksalar, çoğumuz işsiziz. Zaten işsizlik inanılmaz bir boyutta. Şöyle gözüktüğü gibi 5-10 falan değil. Çoğumuz işsiz oluruz. Ve insanlığın bilhassa 3. dünya ülkelerindeki nüfus artışı da düşünülürse, bir de bu AI üstüne katıldığı zaman dünya patlayacak. Böyle yürüyemez. Yürüyemez yani. İmkanı yok ki. Kaç kişi kaç kişiyi besleyecek? O yüzden de kendi görüşüm bunlar. Yani şey teorisi, conspiracy yok, bir takım şeyler değil. Ama kendi görüşüm bunlar. Hepsini şöyle bir ara topladığım zaman, bir hani puzzle oyunları vardır ya, şurada bir puzzle'da şu eksik, bu eksik falan filan. Şöyle baktığımda gördüğüm şeyler. Çok fazla işsizlik var. Bir. Bu işsizlik gittikçe de artacak. Çünkü A, nüfus artıyor. Çok fazla artıyor nüfus. Arttığı yerlerde, fakir yerlerde artıyor. Zengin yerlerde tam tersi, nüfus aynı veya azalıyor. Ama çok az azalıyor. Öbür tarafta inanılmaz artış var. Afrika'da, Hindistan'da vesaire. Öbür taraftan bir şey daha var. AI, Artificial Intelligence, neticesi fabrikalarda çalışan insan kalmadığı gibi şimdi mühendise de ihtiyaç yok. Onlar hepimizden iyi mühendislik yapıyorlar. Ve kreativite de başladı. Yaratıcı kelimesini söylemek istemiyorum ama kreatif olmaya başladılar. Makinalardan bahsediyorum. Peki ne yapacağız diye düşünenler, herhalde bir kısım grup bunu görmüş uzun zamandır. Şunu düşünüyor olabilir. Bir dakika ya, ben insan nüfusunu azaltmam lazım. Mesela Elon Musk'a sorsan Mars'a gidelim diyor. Ama Mars'a kaç kişiyi götüreceksin be Elon yani? Ve ne zaman götüreceksin yani? O zamana kadar ne olacak? Allah korusun, savaşlar. İrili ufaklı savaşlar. Hatta küçük nükleerler bile olabilir. Misalen şu anda bana göre Rusya'yı nükleer kullanmaya sanki zorluyorlar gibime geliyor. Yani o kadar da aptallık olur mu? Bir kediyi köşeye sıkıştırdı mı bu bir şey yapacak yani. Allah korusun. Savaşlar dedim. Hastalıklar. Kaç? 2 milyon mu öldü deniyor Covid'den misalen. Nerede 2 milyon? Covid'den ölen belki 2 milyon ama Covid yüzünden 25-30 milyon kişi daha ekstra açlıktan öldü. Niye? Çünkü kimse para veremedi bu 2 sene boyunca. Yardımlar, bilmem neler, lojistikler, hiçbir şey. Peki, yani bir yandan çok kısa vadede insan nüfusu bu şekilde azalabilir. Orta vadeye bakarsak daha da değişik şeyler oluyor. Benim bu arada yanlış anlaşılmasın, hiçbir sıkıntım yok. Herkese karşı, her düşünceye karşı saygım da var, şeyim de var. Yalnız harfleri biraz karıştırıyorum. LGBT artı eksi falan böyle bir şeyler geliyor. Mesela o tip bir akım var. Bu akım o kadar fazla ki, Amerika'dan yeni geldim. Boston'un en büyük kilisesinin üstü koskocaman bir alayim sema, rainbow şey. Gökkuşağı şeyleri, bayrakları her tarafta. Papazlar. Her yerde bu oldu. Şimdi
Bununla beraber genderless, yani cinsiyetsizlik denilen bir akım var. Herhalde ilk benden duymuyorsunuzdur. Ve bu akım memleketimizde dahi ortaokullarda gözüküyor. Erkekler, mühim olan birazdan anlatacağım sebebini, erkeklerde olması. Yani biz genderless, biz cinsiyetsiziz. İşte tırnaklar boyanıyor, bilmem ne oluyor falan filan bilmem ne. Bunu da bir tarafa koyuyorum. Sonra birleştirmeye çalışacağım. Evet, et yemiyoruz. Vegan. Artık her lokantada mutlaka bir iki vegan menü vardır. Onu da bir tarafa koydum. Şöyle bir her şeyi topladığım zaman aklıma şu geldi, o puzzle'ı toparladığımda. Ya bir dakika, hani bir nüfus azalacaktı ya. Nüfus başka nasıl azalabilir? Nüfus bir de çoğalmayarak azalır. Ne olacak ki insan 50'si 50, 60, 70 yaşından sonra yok zaten. Çoğalması için erkek olması gerekir. Erkeğin de olmaması, cinsiyetsizsen ister istemez nüfus azalır. Vegan nereden geliyor diyeceksiniz. Orada da Lego'nun o parçasını şöyle koyuyorum. Bu eski tarihlerde, çağlarda dinozorlar vardı. Dinozorlar hani böyle büyük kocamanlar var, böyle ağaçlardan şeyleri, yeşilleri falan yiyor. Dinozorlar çok tatlı o hayvanlar. Veganlar çünkü. Çünkü onlar agresif değil. Halbuki T-Rex'ler küçücük, beyinler kocaman. Çok agresif hayvanlar. Et yiyenler genellikle daha agresif oluyor. Zaten agresif kimselere de ihtiyaç yok. Erkeklere zaten ihtiyaç yok. Erkekler kavgacıdır genelde. Biz kavga ederiz yani. Kadın için ederiz, yemek için, gıda için, her bir şey için biz kavgacıyızdır erkekler kadınlara nazaran. Peki bunlar niye böyle diyorum? Belirli bir nüfus bazılarının düşüncesine göre mesela 1 milyar. 1 milyara düşürdükleri takdirde bir nüfusu, o bile çok fazla olacak onlara. Onlara taş çatlasın 100 milyon yeter. 900 milyonun gıdalarını ve yaşamlarını verecekler. Her gün zil çalacak biri. Diyecekler ki al senin bugünkü torban bu. Ha bugünkü Metaverse şeyinde bu. Metaverse'de çıkardılar tabii. Orada hiçbir şeye ihtiyacınız yok ki. Koyuyorsunuz, yaşıyorsunuz işte. İlacınız ekmek elinden, su gölden ve onlar da ondan sonra ölecekler 70 sene sonra. Onlar da yani onları da beslemeye gerek kalmayacak. Fakat bunu yapabilmek için agresif olmaması lazım bu toplumun. Bu toplum mümkün olduğu kadar yumuşak olması gerekir. Yumuşak olması için mümkünse et yemesin, vegan olsun, şey olmasın, bu erkek hormonları böyle kavgacı etrafta yürümesin, zaten çoğalmasınlar da. Ha, bir şey unuttum mu? Aklıma gelen bir şey daha vardı. Neydi o? Din. Din meselesi. Bir de o var ya. İngilizler, Hollandalılar, Afrikalıları Amerika'ya götürdü köle olarak, değil mi? 200 sene evvel, 200-300 sene evvel. Köle olarak getirdiler. Ya cengaver, müthiş güçlü insanlar. Onlar canını okurdu Amerikalıların orada. Ne yaptılar Amerikalılar? Hepsini Hristiyan yaptı. Niye Hristiyan yaptılar? Çünkü Hristiyanlık da bazı doğu dinleri gibi de hep bir sonraki dünya için odaklı dinler. Kötü din demiyorum bakın. O tarafa odaklı din diyorum. Yani hani var ya bir yanağını öte yanağını verdi mi uzat falan filan. Hangi din uymuyor buna? İslamiyet uymuyor. Çünkü İslamiyet'te bir yanağına bir tane vurursa sen de iki tane vurursun. Yani netice bu dünya için yapılmış bir din. Gelmiş kuralları var İslamiyet'in. Tabii ki öteki dünya için ama bu dünya kuralları olan bir din. Ve bu bahsettiğim yeni dünya düzenine en az uygun din herhalde İslamiyet. Demek ki o da bu tarafa koyalım, onu da düşman tarafına koyalım. Yani hani nasıl et yemekmiş, şuymuş, buymuş, erkeklikmiş falan filan.
Ha bu arada tabii bir takım diktatörler, şunlar bunlar buna karşı çıkıyor. Başa çıkarlar mı bilmiyorum. Hiç bilmiyorum ama böyle bir akım ben bu yaşımdan sonra görüyorum neredeyse. Yani bir tarafa doğru gidiyor bu iş. Sanki zorla gidiyor. Bakın Amerika'da Netflix'e baktığınızda şu rejisörlerin filmleri işte. Kadın rejisörlerin filmleri, LGBT bilmem ne filmleri var. Veyahut benim torunlarım bir, bırakın her şeyi, Disney filmi seyrettiğinde ciddi dikkat etmeniz gerekir ebeveyn olarak. Çünkü erkek mi kız mı belli değil bir sürü figürlerin. Ne olduğu belli değil. Yani o şekilde başlandı yetişmeye. Ben de dikkat ediyorum ya Allah Allah diyorum. Böyle değişik bir güç mü var bunu böyle? Yoksa böyle tabii bir akım. Belki de tabidir. Tabii bu tarafa doğru gidiyordur. Olabilir. Her şey olabilir. Benim düşüncem de bu.